Merhaba sevgili çocuklar. Sizler için bir hikayemi daha seslendirdim. İşte hikaye. Minik Tırtıl ve Arkadaşı. Küçük Tırtıl çok yürüdü, yoruldu, karnı acıktı ve uykusu geldi. Yeşil taze yaprak yemeyi severdi. Ah bir lezzetli yaprak bulsam ve onu yesem, bir de tatlı tatlı uysam diye içinden geçirdi. Biraz daha yürüdü, etrafında her türden renkli çiçekler vardı. Çiçeklere bakmayı severdi çiçeklere bakarak biraz daha yürüdü. Bir ağaç altına geldi, burnuna lezzetli meyve kokusu geldi. Kafasını yukarı kaldırdı, siyah meyve tanelerini gördü, sakince yukarı tırmandı. Meyvesi güzel kokuyorsa yaprakları da lezzetlidir diye düşündü. Sakince tırmanmaya devam etti. Bu ağacın dallarında ne çok meyve var. Bu meyveler yazın sonuna kadar yeter. Kozanı yapar, Böylece annem ve babam gibi kelebek oluncaya kadar kalabilirim diye düşündü. Ağacın ortasına geldi minik tırtıl. Çok yoruldu, esnedi, uyumadan önce biraz yaprak yersen daha iyi olur diye düşündü. Ağacın yaprağından birazcık yedi. Yediği en lezzetli yapraktı bu. Huzurla uyudu minik tırtıl. Ağaçtan bir ses duydu. Bu sesle minik tırtıl uyandı. Karnı acıktı ve bir yaprak daha yedi. Bu lezzetli yapraklardan bir tane daha yedi. Ağacın meyve kokusu çok güzeldi. Bir de onun tadına bakmak istedi. Siyah renkli meyveden bir ısırık aldı. Ne lezzetli bu dedi. Kim var orada? Benim yapraklarımı ve meyvemi yiyen de kim diye seslendi ağaç. Minik tırtıl biraz durdu. Ben minik, minik tırtıl dedi. Çiçeklerin arasında dolaşıyordum. Çok yoruldum ve karnım acıktı. Benim meyvelerinin kokusunu aldım. Ne güzel kokuyorlar. Yaprakları da çok güzel. Biraz yemek istedim. Tırmandım sana. Ağaç güldü. Evet, benim meyvelerim ve yapraklarım özeldir, dedi. Ben karadut dut ağacıyım. Meyvelerim siyahtır. Karadut derler bana. Ziyaretime gelenleri beslerim meyvemle, dedi. Karadut, ben bir kelebek tırtılıyım. Büyüyünce koza yapar, kelebek olur uçarım tıpkı anne ve babam gibi. Senin meyvelerin ve yapraklarını beslenebilir miyim? dedi minik tırtıl. Karadut bir süre üzgün durdu. Sonra, peki, dedi. Üzdüm mü seni Karadut? dedi minik tırtıl. Ben bir ağacım minik, hareket etmem. Güneşte uyanır, yağmurla toprakta beslenirim. Ziyaretme gelenlerle konuşur ve oynarım. Aile uyurum, arkadaşlarımı unutmam minik, dedi Karadut. Minik tırtıl, Karadut üzülme. Ben senin arkadaşın olurum. Birlikte oynarız, konuşuruz. Kelebek olduğum zaman da gelirim yanına. Uçup gezdiğim yerleri anlatırım sana. Sen de ziyarete gelenleri anlatırsın bana. dedi. Karadut ağacı çok mutlu oldu. İki arkadaş bu konuşmadan sonra uykuya daldı. Minik tırtıl ve ağaç uyandı. Minik tırtıl arkadaşı Karaduta, Karadut. Bugün benim koza yapma günüm. Bol yapraklı meyve yemeliyim. Bir dalına koza yapacağım ve 15 gün kalacağım. Sonra kelebek olacağım. Sakın üzülme. Anlattığın hikayeleri duyacağım arkadaşım. Bu süreçte benim yanımda olursun değil mi? Karadut. Elbette minik biz iyi arkadaşız. Seni kelebek olarak görmek beni mutlu eder. Uçtuğun yerleri anlatırsın bana. Benden de bahsedersin orada yaşayanlara. Minik tırtıl mutlu oldu ve kozasını örmeye başladı. Kara tut ağacı arkadaşını sabırla bekledi. Hikayeler anlattı. 15 gün içinde sürecini tamamladı. Bir kelebek oldu minik tırtıl. Kara tut ağacı şaşırdı ve artık arkadaşım minik tırtıl bir kelebekti. Minik tırtıla seslendi. Minik tırtıl kelebeksin artık dedi. Minik tırtıl biraz bekledi karadut ağacında ve kanatlarını açtı. Uçarken, evet ben bir kelebeğim. Yanımda olduğun için teşekkür ederim karadut. Minik uçup gittiği yerlerde karadut ağacına anlattı. Kelebek tırtılları geldiler karadut ağacına. Minik tırtıl ile karadut ağacının dostluğu devam etti. Bir hikayemin daha sonuna geldik sevgili çocuklar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sevgili anne ve babalar, hikaye ve masallar eğitici, öğretici ve düşündürücü konulara ağırlık verilerek tarafından yazılıp seslendirilmiştir. Hikaye ve masalların hiçbir tarafında sizleri tereddüte düşürecek sözcük ve cümleler yoktur. Gönül rahatlığıyla çocuklarınızı okuyup okutabilir, dinletebilirsiniz. Uyku serisi olduğu gibi ana fikriyle de düşündürücüdür okuyan, dinleyen çocuğun yorumlayabileceği, düşünebileceği şekilde yazılmıştır. Beni takip edip desteklediğiniz için teşekkür ederim. Kitap okumakla kalın, sevgilerimle. Kanalımıza destek olmak isterseniz abone olabilir, videoya yorum yazabilir, videoyu beğenebilir veya paylaşabilirsiniz.